yeni yeni kendini göstermeye başlamış ülke Finlandiya. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Halil Bey de beni düzeltir. Bir girişimci ülke. Halil Bey de bana göre bir patron değil, bir yatırımcı da bana göre tam bir girişimci. Hikayesini dinleyince kesinlikle hak vereceksiniz. Mühendislik, müteahhitlik işlerimiz var. Türkiye'de kaderimiz bir yerde müteahhit olmaktan da geçiyor. Mezun olduğum, öğretim üyeliği yaptım, merkezimi kurdum. Carnegie Mellon'ın Katar'da bir kampüs açınca beni Katar'a davet etti danışma kurulu üyesi olarak. Oraya gittik, sağa baktık, sola baktık. İnşaattan başka bir iş yok. Orada da inşaat müteahhit olduk. Türkiye'de inşaat işlerimiz daha çok teknoloji bazlı özel tekniklerin kullandığı müteahhitlik. Ama ağırlık olarak demir çelik sektöründeyiz. Diğer taraftan yani bir tarafta işte teknoloji, mühendislik, danışmanlık, inşaat, uluslararası ticaretimiz çok yoğundur. Çünkü demir çelik sektörüne hem ihracatımız var, yan ürünlerin ve nihai malzemelerin hem de sarf malzemelerin, bilhassa grafit elektrot ithalatında 30 senedir aktifiz. İnşallah bir gün kısmet olacak. Ülkemizde o tesisi kurulduğunu da göreceğiz. Kuracağız da inşallah. Ben inanıyorum buna. Çünkü stratejik bir malzeme. Bir de oğlumun başlattığı, zaten uzun senelerdir var olan müteşebbis ruhumuzun bugünkü format içerisinde Intekno Ventures. Orada da yeni teknolojilere, yeni fikirlere, yüksek teknoloji firmalara yatırım yapmak ve yine geliştirdiğimiz satış destekli yatırım dediğimiz Sales Enhanced Venture Investing dediğimiz, bu bize özgü bir terminolojidir. Hissedarı olduğumuz yatırım yaptığımız firmanın ürün ve servislerinin bu yörelerde pazarlanması. Mesela Finlandiya'da bu modelimiz çok iyi çalışıyor. Bunlara daha sonra girebiliriz. Efendim çok teşekkür ediyorum. İnşallah fazla uzun olmadı Kerim Beyciğim. Ama biraz kendimden bu şekilde sizlere bahsetmiş oldum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hakikaten sosyal aktivitelerinizin olması, hobilerinizin olması ve iş hayatında bunlardan bahsedebilmeniz 79 yılında o muhteşem bir eğitimdi, farklı bir eğitimdi. İstanbul Turizm Folklor Derneği'nin açtığı sene, yani her sene yaptığı bir yarışmayı kazandık. Birinci olduk İngiliz istisi olarak. Artvin oynardık. Çok tabii iyi oynardık. Biraz belki mütevazı olmayacağım ama çünkü heyecanla oynardık. Gönüller geldi ve ülkemizi hissederek. Öyle güzel bir duygudur ki o yurt dışında özünüzü, ülkenizi hissederek deli oran oynamak aman Allah'ım muhteşem bir şeydir. Ve o günkü dostluklar bakın, o günkü dostluklar hala devam ediyor. Yani dostluklar, rahmetli babamın dediği gibi evladım, evladım derdi, dostluklar tohumdur. O tohumları iyi ek ama o tohumlar güneş de ister, su da ister. Onları ihtiyacın olmadığı zamanlarda da aramasını unutma derdi. İşte bugün de ne getirdi? 79'dan bugüne hala o dostları ben Finlandiya'ya gittiğimde görüyorum ve çok rahat hissediyorum kendim oraya gittiğim zaman. 50 yılda, Evet. 60 yılda herkes Kore'yi örnek aldık ama bir de Finlandiya gerçeği var. Evet. Hani Finlandiya ekonomisinden de kısaca bahsedersek nasıl bu hale geldiler? Şimdi baktığımız zaman 1890'larda, 1900'lerde Finlandiya belki de Batı dünyasının en fakir ülkesi. Bugün ise Batı dünyasının, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Burada çok sevdiğim, kadim dostum, takdir ettiğim, hürmet ettiğim Esko Aho da bunlardan çok bahseder. Onunla söyleşilerimden bir takım paylaşımlarda bulunacağım. Neden Finlandiya buraya geldi, bu seviyeye geldi, bu başarıyı yakaladı? Şimdi üç ana faktör var. Bir, pes etmeyen bir ülke var. Çünkü şartlar kolay değil. 6 ay karanlık, 6 ay aydınlık, onun da problemleri var. Soğuk. Madenleri yok. Doğal kaynakları yok. Tek doğal kaynakları orman. Ama
bir örnek vermek istiyorum. Kıymetli dost, sevgili kardeşim, bizim yürütme kurulumuz üyemiz Fatih Şedele bunu benimle paylaştı geçen gün. Ya özel bir şey var mı aklında? Kendileri zincir yaparlar. Lastik zincirleri. Last zincir ya da şedele zincir diye. Ve bu orman makineleri, orman araçları için böyle 4 metre çapa kadar zincir yapıyorlar. Ben de bir takım miktarlar, rakamlar ve miktarlar paylaştım. Bakın hep ormanlarımız gidiyor, ormanlarımız yok, ormanlarımız kesiliyor diyoruz. Biliyor musunuz? Türkiye ile Finlandiya'nın orman alanı aynı. İkisi de, yani iki ülkede 23 milyon hektar kadar ormana sahip. Ama Finlandiya'da orman ve ormana dayalı sektörün büyüklüğü Türkiye'deki sektörün büyüklüğü. Türkiye'de orman ve orman ürünleri sektörünün büyüklüğü 1 milyar dolar. Finlandiya'da ne kadar? 50 milyar dolar. 50 milyar dolar. Bakın. Şimdi bugünlere gelirken nasıl gelmişler? Tahmin ediyorum bir ara Nokia'dan da kurmuşlar ama ben bir özetleyeyim. Yani, teorik olarak ya da sosyal teori olarak, ekonomik teori olarak hepsini bir özetleyelim isterseniz. Bir, rule of law, yani kanunların var olduğu bir ülke, işlediği bir ülke. İki, kurumlara güven, trust and institutions, yani devlete, hükümete, sosyal sigorta sistemine, sağlık sistemine vatandaşın inancı, güveni var. Üç, sosyal mobilite diyorlar ama aslında bu eğitime bağlı bir sosyal mobilite. Ve eğitimde şunu görmüşler, dünyanın eğitimde de biliyorsun mutluluk gibi eğitimde de bir numaralı ülkesi. Oransal olarak Türk'ün olduğu ülkelerden birisi. Yani şu an yanlış hatırlamıyorsam 8. sırada Finlandiya. Finlandiya'da 8. sırada Türklerin nüfusu. Peyderpey gitmişiz. Orada yerleşmişiz. Biraz böyle ekonomisinden bahsedip... Tabii memnuniyetle. Biraz tabii rakamlara da girmemiz lazım. Ekonomiden bahsediyoruz. Ama biz sohbet edilmesinde... Yani program öncesindeki sohbette teknoloji, ekonomi ve diplomasiden bahsettik. Sayın Büyükelçimiz de burada olduğu için tabii felsefesiz her bilim dalının ya da her disiplinin bir felsefesi vardır. Bunu da her zaman desteklerim ama rakamlar da olmadan olmaz. Şimdi efendim isterseniz bakalım. Ticaretimiz, karşılıklı ticaretimiz aşağı yukarı 1.3 milyar dolar civarında. Açığımız var burada. Yani 2020'nin rakamlarına baktığımız zaman ithalatımız 763 var, ihracatımız da 549. Yani bu civarlarda. Ticaret hacmi hep 1.2-1.3'lerde seyrediyor. Açık veriyoruz çünkü ithalatımız daha fazla. Başka Türklerin orada yaptıkları işlere baktığımız zaman, şimdi biliyorsunuz orada Vestel'in, isim veriyorum, Finlux firmasına yatırım yaptı. Eti madeninin bayağı aktiviteleri var. Ama çok fazla buradan giden Türk firması görmüyoruz. Yalnız Finlandiya'nın burada yatırımları var. Ümit ediyorum isim vermem bir mahsur yoktur. Oya'nın yaptığı yatırım da çok güzel bir yatırım, özel bir yatırım. Çünkü çeliği yaparsınız ama çeliği daha da güçlü hale, farklı hale getirmek için bir ısıl işlemden geçmesi lazım. Ve bu Milux firması da ısıl işlem know-how'una sahip bir firma. Ve güzel tarafı OYAK, değerli kuruluşumuz, hem oradaki Milux firması yatırım yaptı, hem de o know-how'la bildiğim kadarıyla burada Manisa'da bir fabrika kuruluyor. Bu güzel bir yatırım bence. Bunun yanı sıra çok değerli firmalar var. Yine bizim yürütme kurulumuzda Onur Çakır Bey kardeşimin Türkiye direktörü olduğu, Türkiye endüstri olduğu Halton firması
Bu biraz da havalandırma sistemleri, HVAC dediğimiz çok özel bir firmadır ve dünyanın sayılı firmalarındandır. Yine tahmin ediyorum aramızda çok değerli beyefendi Cem Özer Bey de burada. Cem Özer Bey kardeşim Statika firmasında. Onun Peikko ile beraber, ki Peikko da yine Finlandiya'nın ve dünyanın sayılı inşaat malzemeleri tasarım ve üreticisidir. Onların da bir yatırımı var. Dolayısıyla şimdi bunlar belli başlı yatırımlar, ama Nokia çok uzun zamanlardan beri zaten hep buralarda biliyorsunuz. Bunları söyleyebilirim firmalar olarak. Daha fazla firmalara ihtiyacımız var. Yani baktığımız zaman belli rakamlar görüyoruz. Bu rakamlar da çok sağlam rakamlar olmuyor. Çünkü çoğu yatırımlar bazen kayıtlara da geçmiyor. Ama Finlandiya'nın bazı kaynaklara göre Türkiye'de 70 civarında yatırımı var. Bazı kaynaklara göre 120-130 civarında. Bizim ise çok daha az orada. Biz ne yapmaya başladık? Dediğim gibi Intekno'nun venture kısmı farklı bir yaklaşımla satış destekli venture investment, sales enhanced venture investment tabirini, deyimini kullandığımız bir yaklaşımla oradaki yeni başlamış yüksek teknoloji startup firmalarına yatırım yaparak onların ürünlerini ve servislerini burada ve bu yörelerde pazarlamaya başladık. Burada Ventures firmamız çok aktif. Üç tane firmadan bahsetmemi ister misiniz? Konuşayım mı bunlardan? Hangi alanlarda çalışıyoruz Kerim Bey? Sesinizi duyamıyorum. Kısaca bahsedebiliriz herhalde. Tabii. Bunlardan bir tanesi demir-çelik sektöründe bugüne kadar kullanılmamış bir teknolojiyle ark ocakları dediğimiz hurdanın ergitildiği ocaklarda grafit elektrotla hurda arasında bir ark elektrik arkolu ve bir ışık çıkartır. Orada çok bilgi vardır. O bilginin özel kameralarla alınıp yapay zeka algoritmalarıyla bu tekniklerle bir şekilde harmanlanması ve sonunda çıkan bilgilerle ocağın optimize edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi için ve karların artması için. Bir diğer tarafta da biliyorsunuz inşaat sektörü biraz ağır hareket eden bir sektördür. Bir çalışma yapılmış. Son 60 senede imalat sektöründeki verimlilik artışı %760. İnşaat sektöründe ise bu sadece %60. AI Foresight diye bir firmayla, bu Aalto Üniversitesi'nden bir spin-off firmadır. Onlarla çok özel bir anlaşmamız var. Onlar da dronlar, sensörler kullanarak öyle bir kontrol odasından artık yönetiyorsunuz. İnşaatlardaki şantiye yönetimini yine yapay zeka algoritmalarını, yapay zeka teknikleriyle çok daha verimli hale getiriyorlar. Bir başka alanımız da enerji depolama. Sadece enerji üretimi değil ama özel panellerle, çatılara konulan özel panellerle ısının ve soğuğun yer altında depolanması, soğuk zamanlarda bu ısının kullanılması, sıcak zamanlarda da soğuğun kullanılması. Üç yatırımımız var. Şimdi bu firmalarda yatırım opsiyonuna gittiğimiz için buraya geldiğimizde temsilcilik ötesi işler yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz gelişen ekonomilerde en popüler girişimcilik dallarından biri temsilciliktir. Ama artık Türkiye o devirleri geçti. Çünkü açık konuşayım, temsilcilik ortamı kaygan zemindir. Çok da fazla bir katma değeri yoktur ülke için. Bunu açık açık söylüyorum. Biz buraya ilk geldiğimizde kesinlikle böyle bir niyetimiz yoktu. Ama ekosistem bizi o tarafa doğru yönlendirdi yaptığımız işlerde. Biz bunu biraz nasıl kompanse etmeye çalıştık? Know-how aktivitelerimizde. Sürekli olarak yaptığımız işlerde seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenledik. Ve o dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlere bir de bilgi birikimi getirmeye çalıştık. Ama zaman içerisinde burada üretime de geçtik. Son yaklaşımımızda eğer ben burada bir hurma ağacını yetiştiremiyorsam, o zaman bu ağacın yetiştiği yere gideyim ve bu ağacın hissedarlarından olayım, meyvesini de alayım. Böyle bir yaklaşımımız var.
Elinize sağlık. Bence anlattıklarınız rakamlardan çok daha kıymetli. Şimdi ben ilk Finlandiya Beyaz Zambaklar ülkesindeydi. Çok genç yaşta tanıştım. Ondan sonra da hep hayranlık duymuşumdur ama çözemediğim bir nokta var. Onu açmanızı rica edeceğim. Türkiye'nin kuruluşunda da o 23-38 mucizesinde de çok ilham aldığını biliyorum. Buradaki hikayeden. Sonrasında mesela eğitim sisteminde onlar bizim köy enstitülerinden çok ilham almışlar. Çok ciddi bir etkileşim içerisinde olan iki ülke şu anda dağlar kadar bir farka gitmiş durumda. Bakış açısı farkından bahsediyorum. Kastettiğim sadece işte siyasetli şuydu buydu değil. İnsani olarak da firmalar olarak da baktığımızda biz biraz daha hala günü kurtaran bir de yarını kurgulayan bir yapı var. Şimdi çok güzel söylediniz. Onların tasarımcı ruhu bizim girişimcilik ruhumuz. Ama aynı dili konuşmayı nasıl başaracağız? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Çetin Bey, öyle güzel bir alan açtınız ki yani bunun üzerine bir sömestrilik ders oluşturulur ve ders verilir. Bakın, çok teşekkür ediyorum size. Yani bunu nasıl başaracağız? Dedim ya, rahmetli babam Finlandiya'ya giderken bana beyaz zambaklar kendi kütüphanesinden çıkardı, bana hediye etti. Bunu gitmeden önce ya da giderken oku diye. O 23-38 dönemindeki gelişmeler ve neden Finlandiya burada, teknolojik olarak biz neler yapmamız gerekir? Hiçbir şey için hayata geç değildir. Şimdi günümüzün ortamına bakmamız lazım. Dijitalleşmeyi kabul ediyoruz değil mi? Bakın şöyle bir örnek vereyim. İlk yurt dışına gittiğimde sene 74 yanılıyorsam Türkiye'ye telefon açmak bilirsiniz. Büyük bir dertti yani. Ya bakıyorum o zaman Türkiye yanındaki İsrail, benim buralarda İngiltere'den direkt arayabiliyorsunuz. Benim telefon açmam, beklemem, şu bu falan yani büyük dertlerdi. Ama 1980'li yıllarda o telekom hamlesiyle öyle bir hamle yaptık ki bizim telefon sistemimiz inanın o Avrupalılardan daha ileri hale geldi. Dolayısıyla dönüyor dolaşıyor birlikte olmaya geliyor. Ekip ruhuna geliyor. Koordinasyona geliyor. Ama bunun için de kurumların yol göstermesi lazım. Kurumlar içerisinde bir uyum olması lazım. Nasıl 50 milyar aygıt yakın zamanda birbirine konekte hale gelecek, birbirine bağlı, hani bir bağdaşımlık olacak? Bence bizim bunu yapmamız lazım. Bir kurumla diğer kurum ayrı taraflara gitmemeli. Ayrı frekanslarda olmamalı. Aynı dili konuşmaktan bahsettiniz. Şimdi burada özel sektöre de çok rol düşüyor. Çünkü müteşebbisler değişim biliyorsunuz uzmanlarıdır. Değişim ortamlarını yaratan kişilerdir. Ama devletimizden de ricamız şudur her zaman için. Lütfen bize gerekli desteği verin. Yolumuzu açın. Şimdi çok açık konuşuyorum. Sayın Büyükelçimin Finlandiya'da olması, onunla sohbetlerin hem ekonomik alanda, teknolojik alanda, felsefi alanda ve fikir, eski tabirle fikir teatisinde bulunmamız bana çok büyük güç veriyor. O yüzden ben bu rahatlıkla konuşabiliyorum. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Sayın ticaret müşavirlerimiz de hep bugüne kadar bizlere bir bilgi istediğimizde destek olmuşlardır. Tabii Finlandiya deyince biz burada bir TİM'in ilaçlar meclisinin bir Adana'da şey olmuş, inovasyon haftası. Orada yanlış hatırlamıyorum Kasper Slalungen diye bir herif gelmişti mesela, böyle inovasyon haftasında bir takım sunumlar yapmıştı. Bizim Türk startuplarıyla Finlandiya startupları buluşacak bir mekanizma kurulamaz mı? Böyle bir şeyiniz var mı? Çalışmanız olacak mı? Onu merak ediyorum. Recep Bey, çok teşekkür ederim. Şimdi ben iş konseyi başkanı olarak şunu yapmaya çalışıyorum. Katılımcı elimden geldiğince yeteneklerim doğrultusunda bütün arkadaşların bir aktivitede
organizasyonun başında olmalarını istiyorum. Mesela daha önce dahili hava kalitesi yaptı. Yakında su kalitesi üzerine yapacağız. Ondan sonra tasarım üzerine yapacağız. Ama çok kısa zamanda startup ve girişimcilik ekosistemi üzerine bir deyik olarak interconnected business meetings dediğimiz toplantılarımız var. Burada birkaç konuşmacı geliyor, sunumlarını yapıyor. Ondan sonra Türk startuplarıyla Finlandiyalı startupları bir araya getireceğiz, sizleri tanıştıracağız. Mayıs ayında olacak efendim bu. Sevgili DEİK Başkanı Halil Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İki kısa soru. Bir, ormanlardaki elde edilecek verimi Finlandiya ile karşılaştırırsak biz maksimum nereye kadar çıkabiliriz orman ürünleri ihracatında? Bir, iki konu biraz kültürel olduğu için Türk halkında şöyle bir inanış var. Finlandiya'nın dilinin Fino-Uygur diye, Uygur değil, Türk diliyle akrabalık olduğu şeklinde görüşler var. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Teşekkür ediyorum. Kemikleşmiş düzenle biz yeni dönemin ezber bozan geçişine nasıl ayak uyduracağız? Burada tabii devletin mevzuatları, yani 70'lerde 80'lerden kalma, 90'lardan kalma, ben bir kamu görevlisi olarak diyorum. Mevzuatımızla dijitalleşmenin bu atik, esnek ve bir gün öncesinin bir gün sonra eskidiği dönemde ki mücadelemiz bayağı bizi zorlu bir dönemece itiyor ve el kitabı olmayan bir dönemdeyiz. En son olarak da siz biliyorsunuz Konya Karatay Üniversitesi'nde ilk kez Sanayi 4.0 dersleri verdim. Ve ilk vize sınavında çocuklara dedim ki kopya serbest, Google serbest, konuşmak serbest. Efendim, bu konuların hepsi çok güzel. Beni her zaman arayabilirsiniz. hekulluk@intekno.com.tr cep numaram da çok nezih bir grup vereceğim. 533-277-69-88. İlk defa cep numaramı veriyorum ama çok nezih bir grup burası. Size emanet ediyorum. Her zaman arayabilirsiniz seve seve. Şimdi efendim Ahmet Bey, ormanlar konusunda miktar aynı. Bir tarafta 1 milyar dolar, diğer tarafta 50 milyar dolar. Eğer bizim kaynağımız varsa ve birçok açıdan, yani lokasyon açısından olsun, lojistik açıdan olsun, insan kaynağı açısından olsun, daha farklı avantajlarımız varsa neden bizim de en az 50 milyar dolar olmasın? Ama tabii bu yarın ya da gelecek sene olmayacak. Burada yine planlama, akıllı planlama ve en son teknik ve teknolojileri ve kaynakları kullanarak ve devlet özel sektör işbirliğiyle ve eğitimle olacak bu. İkincisi, dil konusunda da biliyorsunuz bu sene UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Madem burada biz çok değerli basın mensupları beraberiz, sizden ricam lütfen bugünden itibaren Türkçemizle ilgili, Yunus Emre'mizle ilgili programlar da yapalım. Bakın daha iki gün önce yine Uluslararası İlişkiler bizim direktörümüz olduğu için Melis Hanım'la ben bu konuyu konuştum. Yeni şeyler söyleyelim artık Mevlana dediği gibi. Ama bu sene Yunus'umuzdan da bir şeyler söyleyelim. Tanış olalım. Dil konusunda kesin ve kesin bizim Ural Altay, onlar Uygur diyorlar biliyorsunuz. Orta Asya kökenli bir dil. Ve yapısı, yani ortak kelime yok denecek kadar az. Ama bu konuda ben özel sektörden bir girişimci olarak bu konuyla ilgili akademisyenlerimiz bazı çalışmak isteyen, çünkü önce bir heyecan, heves, istek olması lazım. Bunu yap demekle olmaz. Elimizden geldiğince yakın dostlarıma da konuşup bu konuya sponsor olmaya hazırız bakın. Seneler önce bir hocamız Profesör Nina Ergin Hamam Fürdö Sauna diye Koç Üniversitesi'nde bir program düzenlemişti, konferans. Bizim hamamımız Macarların Fürdösü ve Finlerin Saunası.
ve kültürel bağdaşımlıkları incelemiştik. Bir benzerlik var. Finler önce bunu kabul etmiyorlardı ama gramatik ve yani dil yapısı olarak kabul etmeye başladılar. Çünkü çok konuşmaya başladık ya bu böyledir diye. Hatta buna benzer bunu farkındalığı arttırıcı programlar yapmaya da başladık. Seneler önce kanunla kanteleyi bir araya getirdik. Kantele onların, kanun bizim. Ve buna dedik ki iki kuzenin buluşması için arzu özlem dedik. Biz şirketler grubumuz olarak, İntekno olarak bu konuya el attık ve senenin ikinci yarısında birkaç aktivitemiz olacak. Dil ve Kültür Yunus Emre yılı, Türkçe yılı olarak. Daha konuşmadım yürütme kuruluna değildi ama onlardan da destek isteyeceğim. Bu konuda birlikte de çalışma yapacağımıza inanıyorum. Şimdi dediğim gibi her zaman hazırım. Beni telefonumdan da arayabilirsiniz, e-mail'e gönderebilirsiniz. Yönünüzün de doğru olması lazım. Ve gençler. Ben hiç umudumu kaybetmedim. Cem Karaca'nın o meşhur biliyorsunuz tamirci çırağı vardır. Umut gönlün ekmeğidir. Umar. Ben gençlerden çok umutluyum. Gençler. Ve olgun gençler bakın. Genç deyince lütfen böyle bir ötekileştirmeyelim. Yaşlar ilerledikçe olgun gençlik dönemi başlıyor. O tecrübenin önemi var ya. Bu dönemde o tecrübe de gençlik aşısı gibi. Çünkü gençliğe o bahsettiğim yön verecek olan olgun gençlerin tecrübesi. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizlerin efendim söylediklerini dinleyip efendim bizler de elbette her zaman bir şey öğreniyoruz. Sayın Kullu'nun dediği gibi o her zaman sizler için hazırım dinlemeye, temas etmeye dedi. Biz de keza buradaki büyükelçilik olarak her zaman efendime söyleyeyim bir bilgisayar tıkı uzağındayız yani sizlere. Her zaman ulaşabilirsiniz. Bir ülkenin gelişimi sadece devlet teşvikiyle veya devlet kanalıyla olmuyor. Bunun için özel sektör de lazım, kültür ayağı da lazım, teknoloji de lazım, efendim eğitim kurumları da lazım. Sanki bir sandalye gibi bir ayağını siz kopardınız mı üstüne doğru düzgün oturmanız mümkün değil yani. Bunun hepsinin birlikte gelişmesi lazım. Yani özellikle Sayın Kulluğ'un dediği gibi teknolojik ilerleme de önemli. Orada gençlerimize çok büyük görev düşüyor. Neticede bizler işte bu ülkemizi bir yere kadar getiriyoruz. Bayrağı devralıp daha ileri götürecek olan gençler. Ancak iş adamlarımızı da tebrik etmek isterim. Vaktiyle bir dünyanın etrafında işte yelkenliyle tur atan bir denizcimiz vardı. O gidip efendim Galapagos adalarında bile efendim bir Türk girişimciye rastladığını hatıratında yazar. Yani ona da bizzat ben de şahit oldum. Yani gidip daha temsilcilik falan açılmadı. Herhangi bir yere gidiyorsunuz. Her yerde bizim girişimcilerimiz mevcut. Biraz gözü kara şeklinde de giriyoruz ama hiçbir korkumuz yok. Yani biz kendi malımızı satmak, pazarlamak için her türlü imkanı arayan bir milletiz. Ancak bunu daha da ileriye taşımak lazım. Altını da doldurmak lazım. Efendim teknolojik girişimle efendime söyleyeyim işte birlikte diğer ülkelerle yapacağımız efendim joint venture'larla sadece örneğin Türkiye ve Finlandiya arasında değil Türkiye ve Finlandiya olarak diğer bölgelerde yapacağımız ortak yatırımlar veya teşebbüslerle de bu çerçevedeki gayretlerimizi daha ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum. Bu efendim bu güzel webinarı düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Efendim ben de bunlardan çok şey öğreniyorum. Hepinize de iyi günler dileyim bu vesileyle.